Har vurup harman savuranlar pandemide yüzleşme fırsatı buldu. Koronavirüsle geçen 1,5 senede en çok tasarruf yapamayanlar pişmanlık yaşadı. Peki pişmanlıkla mücadele nasıl olmalı? İşte cevap. İmkanım olup da bir şey yapamayınca gerçekten içime çok oturuyor. Hayatta en büyük pişmanlığım 7 tane çocuk doğurtmak. Tabii ki biz de pişmanlık duygusuna kapıldık. Baş etmesi en zor duygu pandemide herkesi kasıp kavurdu. Pişman olduğunu söyleyenler en çok daha fazla birikim yapmamaktan yakındı. Keşke zamanında biriktirseydik de işi düzgün yapsaydık, o da bir pişmanlık. Kıymetini bilemediğimiz çok şey olmuş. Kimi zaman yaptıklarımızdan, kimi zaman da yapmadıklarımızdan pişmanlık duyarız. Özellikle salgınla mücadeleyle geçen son 1,5 yılda herkes hayatı daha çok sorguladı. Öne çıkan duygu pişmanlık oldu. Bu pandemide bize hayatın kısa olduğunu gösterdi. Hayatı sorguladım yani. Bozulmuş bir olay var buzdolabında ve sürekli açıyorsunuz, devamlı bir koku yapıyor. Pişmanlık aslında böyle bir şey. Yapılan bir araştırmaya göre pandemi pek çok kişiye ekonomik özgürlüğün önemini hatırlattı. Tasarruf yapsaydım diyenler gibi keşke ev sahibi olsaydım diyenler de pişmanlığını dile getirdi. Keşke sadece derslerime odaklanmayıp biraz daha kendime zaman ayırsaydım diyorum. Bugünler geçtiğinde de bugün neleri yapamadığıma pişman olabilirim düşüncesi ortaya çıkabilir. Pişmanlık kendimizi sürekli suçladığımız bir duruma dönüşürse zihnimize ve bedenimize zarar veriyor. İşte bu nedenle pişmanlıkla yüzleşmeyi bilmemiz gerekiyor. Şu an baktığınızda bugünkü donanımınızla o konu için pişman oluyorsunuz. Ama o zaman o durum ve koşullarda en iyisini yaptığınızda kendi kendinize razı olmanız gerekiyor.